Evet arkadaşlar, zaman zarflarıyla devam ediyoruz zarfları anlatmaya. Cümlede zaman anlamı veren sözcük veya sözcük grupları zaman zarfıdır ve ne zaman sorusu sorularak bulunur. Kesinlikle zaman anlamı vermek zorundadır. Buna dikkat edelim. Ne zaman sorusuna kesinlikle cevap vermek zorundadır. Burada bir püf noktası var çünkü ona çok dikkat etmemiz gerek. Toplantı için sabah yola çıkacak. Yola çıkacak yüklem neyse fiil çıkacak. Ne zaman sabah? Sabah burada ne zaman sorusuna cevap verdi. Sinemanın önünde saat 8'de buluşacağız. Buluşacağız fiil ne zaman buluşacağız? Saat 8'de. Saat 8'de dediği için burada ne zaman sorusuna cevap verdiği için zarf olur. Olimpiyatlar bu yaz yapılacakmış. Ne zaman yapılacakmış bu yaz? Gördüğümüz gibi hep ne zaman sorusuna cevap vererek ilerledik. Burada püf noktaları var, birazdan söyleyeceğim. Evet, geldik bir soruya. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman zarfı vardır diyor. Altını çiziyoruz, zaman zarfı vardır dedik. Akşam hüzünlendirir. Hüzünlendirir, yüklem. Ne zaman hüzünlendirir? Bir şey yok. Ama ne hüzünlendirir? Akşam. Buradaki akşam öznedir arkadaşlar. İsim olarak kullanılmıştır. O yüzden A'yı eleriz. Çocuk oldukça yavaş yürüyordu. Yürüyordu, yüklem. Ne zaman yürüyordu? Öyle bir ifade yok. Ne zaman sorusuna cevap vermediği için burada bir zaman zarfı yoktur. Onu görmek için dışarı çıktı. Çıktı, yüklem. Ne zaman çıktı? Yok. Niçin çıktı? Onu görmek için. Nereye çıktı? Dışarı çıktı. Hem durum hem de şöyle yapalım. Burada durum zarfı var. Burada da yer yön zarfı var. Yer yön zarfı var. Ama ne dedik? Zaman zarfı yok. Bakın üstte de B seçeneğinde de zarf var. Ne kadar nasıl yürüyordu? Yavaş yürüyordu. Bu durum zarfı. Ne kadar yavaş yürüyordu? Oldukça yavaş yürüyordu dediğinde de miktar zarfıdır. Ama bizden ne istemiş? Zaman zarfını istemiş. O yüzden bunları eledik. En başarılı doktor Hasan Bey'di. Hasan, doktor isim. Evet, doktor isim. Hangi doktor başarılı doktor? Sıfat. Ne kadar başarılı? En başarılı. Bu da üstünlük zarfı dediğimiz miktar zarfıdır. Burada da zaman zarfı yok. Ancak E seçeneğinde bütün yaz bu anı bekledi. Bekledi yüklem. Ne zaman bekledi? Bütün yaz bekledi. Bu durumda bütün yaz sözcüğü zaman ve sözcük grubu zaman zarfı olur. Cevabımız E. Şu soru köküne mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Yoksa hepsinde zarf var. Hemen Tonga'ya düşebilirdik. Bir de A seçeneğiyle ilgili bir uyarımız olacak şimdi. Dikkat ediyoruz. Zaman ifade eden bütün sözcükler zarf değildir arkadaşlar. Her zaman ifadesi bir zaman ifadesi olan her sözcük, sanırım bu daha doğru bir kullanım oldu, zarf değildir. Cümlede kullanıldığı yere ve anlama göre sözcüklerin görevi değişir. Bakın konuyu anlatmaya başladığımdan beri hep şunu söylüyorum. Cümlede kullanıldığı yere ve anlama göre sözcüklerin görevi değişir. Mesela sabah insanın içine umut doldurur. Cümlesindeki sabah sözcüğü ne zaman sorusuna cevap vermez arkadaşlar. Ne zaman insanın içine umut doldurur değil. İnsanın içine umut dolduran nedir? Sabah. Doldurur yüklem. Dolduran ne? Sabah. Sabah özne durumunda dikkat ederseniz zarf cümleci durumunda değil. O özne durumunda. O nedenle buradaki sabah isimdir. Diğer örneğe bakarsak uçağa sabah binecek. Binecek yüklem. Ne zaman binecek? Sabah binecek. İşte ne zaman sorusuna cevap verdik ve buradaki sabah sözcüğü artık zarf görevinde kullanılmıştır. Zaman zarfı görevinde kullanılmıştır. Çok küçük ama çok önemli bir ayrıntıdır bu arkadaşlar. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bir bakalım aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük zaman zarfı değildir? Evet, az önceki uyarımızdan sonra sanırım bunu çok rahat yapabiliriz. Mevsimlerin en neşelisidir ilkbahar. Mevsimlerin en neşelisidir yüklem. Mevsimlerin en neşelisi olan ne? İlkbahar özne. Gördüğümüz gibi
Zarf tümleci değil. İlkbahar burada bir mevsimin adı olarak kullanılmış. Yani isim olarak kullanılmış. Hangisi zarf değildir? Tabii ki cevabımız çıktı A. Ama yine diğerlerini inceleyelim. Bizim mahalleye bu yaz taşındılar. Taşındılar fiil. Ne zaman taşındılar? Bu yaz. Ne zaman sorusuna cevap verdiği için zaman zarfıdır. Uludağ'a kışın gitmek en güzeli. Gitmek fiilimse. Ne zaman gitmek? Kışın gitmek. Kışın gitmek, bu kışın sözcüğü bu durumda ne zaman sorusuna cevap verdiği için zaman zarfı. Seninle akşam üstü buluşalım. Buluşalım fiil. Ne zaman buluşalım? Akşam üstü. Ne zaman sorusuna cevap verdiği için zaman zarfı. Ben her bahar aşık olurum. Aşık olurum. Yüklem. Ne zaman aşık olurum? Her bahar aşık olurum. Bu da zaman zarfı. Aradaki farkı gösterdiğimi umuyorum arkadaşlar. Umarım da yararlı olmuştur bu iki soru. Geldik miktar zarflarına, yani azlık çokluk zarfı. Cümlede ne kadar sorusuna cevap veren sözcük ya da sözcük gruplarıdır. Miktar derecelendirme veya azlık çokluk anlamı verir. Derecelendirme dediğimiz üstünlük, en üstünlük gibi ifadeler tabii ki. En başarılı iş insanı seçildi. Az önce buna benzer bir örnek vardı. İş insanı isim tamlamasıdır, yani isim olarak kabul edelim hepsini. Nasıl iş insanı? Başarılı iş insanı burada bu sıfattır. Ne kadar başarılı? En başarılı dediğimizde sıfatı niteleyen bir üstünlük zarfı vardır. Yani miktar zarfı. Söylediklerini pek anlamadık. Anlamadık fiil. Ne kadar anlamadık? Pek anlamadık. Bu da aslında miktar anlamı veriyor. Bu da miktar zarfı. Bu telefonu hiç beğenmemiş. Beğenmemiş fiil. Ne kadar beğenmemiş? Hiç beğenmemiş. Yine bir miktar vermiş. Bu kitabı çok daha fazla okumuş. Bakın burada tam 3 tane miktar zarfı var. Okumuş fiil. Ne kadar okumuş? Fazla okumuş. Bu bir miktar zarfı. Fazlayı da biz derecelendirebiliriz. Ne kadar fazla? Fazlayı niteleyen bir başka bir miktar zarfı var. Daha fazla. Peki dahayı derecelendiremez miyiz? Tabii ki derecelendirebiliriz. Ne kadar daha? Çok daha. Demek ki 3 tane, buradaki gibi 3 tane miktar zarfı üst üste gelebilir ve birbirini derecelendirebilir arkadaşlar. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Yani bunun hepsine birden miktar zarfı demiyoruz. Çok daha fazlaya hepsine birden miktar zarfı demiyoruz. 1, 2, 3 tane farklı miktar zarfı var diyoruz. Sorulara geçelim. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin hangisi miktar zarfıdır diyor. Hangisi miktar zarfıdır? Salondakiler konuşmacıyı sessiz sessiz dinlediler. Dinlediler fiil. Nasıl dinlediler? Sessiz sessiz. Bu bir durum zarfı. Bizden ne istemiş? Miktar, yani azlık çokluk zarfı. A'yı eledik. Seni saat 3'e kadar bekledik. Bu örnek biraz çelişkili bir örnek, biraz tartışmalı. Ama zaman anlamı verdiği için, yani buradaki kadar edatı zamanı sınırlandırdığı için bu da aslında zaman zarfıdır. Seni saat 3'e kadar bekledik derken bunu ne kadar bekledikten ziyade ne zaman bekledik olabilir. Yani birazcık bir nüans farkı var burada. Nüans, küçük bir fark var. En güzel deniz hiç gidilmemiş olandır. Bakalım deniz isim, hangi deniz? Nasıl deniz? Güzel deniz. Bu bir durum zarfı. Ne kadar güzel? En güzel. İşte cevabımız çıktı. En burada miktar zarfıdır. Cevabımız C. Diğerlerine de bakalım. Bana bunları ne anlatıyorsun? Bana bunları niye anlatıyorsun diyor. Bu bir soru zarfıdır. Bileği burkulduğu için yavaş yürüyordu. Yürüyordu yüklem. Nasıl yürüyordu? Yavaş. Bu da bir durum zarfıdır. Gördüğümüz gibi cevabımız C seçeneği arkadaşlar. Bu en üstünlük. En sözcüğü en üstünlük zarfı olarak kabul ediliyor. Evet, bir sonraki videoda da yer yön zarflarına değineceğiz. Görüşürüz.